Arkadaşlar merhabalar, ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz TYT Matematik kampımızda. Bugün artık 22. günde 30. video diyoruz gençler. Dile kolay, 30. videoya kadar geldik. 22 gündür kampımız devam ediyor. Barış Yayınları video ders kitabından. Şimdi hemen ben size nerede olduğumuzu da belirteyim. ÖSYM bakış testini çözeceğiz mutlak değeri. Bu da gençler 97. sayfa, 98 ve 99. sayfalarda bulunuyor. 12 tane soru çözeceğiz bugün. ÖSYM bakış sorusu çözeceğiz. Hemen arkasından tek sayfada, yani 100. sayfada SML bakışı çözeceğiz ve bölüm değiştireceğiz. Yani üstü köklü ve çarpanlar ayırma konusuna geçmiş olacağız gençler. Evet, kitabımızın, kamp kitabımızın açıklama kısmında satış linki mevcut. Dileyen, isteyen girip satın alıp benimle beraber kampa devam edebilir. Eğer ki kampta geri kaldığınızı düşünüyorsanız, geri kalan öğrenciler için de bir program yapılır, paylaşılır. Siz de geri kalan öğrenciler uygun bir programla kampın normal seyrine benimle beraber devam edebilirsiniz. Yetiştiririm ben sizleri. Dileyen isteyen varsa yorum kısmına bunu tabii ki de yazabilir diyelim ve artık hazırsak geçelim derse. Evet, beraberce bir bakalım arkadaşlar. ÖSYM bakış 1. Aslı Pastanesi 3 farklı okula sırasıyla 40, 46 ve 52 adetten oluşan kurabiye siparişlerini yollamış. Ertesi gün okullardan bir tanesi sipariş sayısını 61 adete yükseltmiş. Şimdi buna göre ertesi gün 3 okula üretilen kurabiye ortalamasının alabileceği değerleri kök kabul eden denklem hangisidir diye soruluyor. Şimdi abicim öncelikle bak, 40 var, 46 var ve 52 var. Yani toplam sipariş edilen kurabiye adedini bulalım önce. 40, 46 daha 86 yaptı. 136, 138 geldi. Şimdi bu 138 dediğimiz sayımız gençler 3'e bölünecek. Şimdi ben bunu 3'e böldüğüm takdirde 4 ve 6, 46 gelir. Şimdi bunun ortalaması 46 hocam. Tamam mı? Bunun ortalaması 46. Şimdi okullardan bir tanesi sipariş adedini 61'e yükseltmiş ya. Bu hangisi olduğunu bilmiyoruz. Hangisi olduğunu bilmediğimiz için de 3 tane farklı kök gelecek zaten bu yüzden. Şimdi varsayalım ki şu öncelikle 40 sipariş veren, 40 tane sipariş veren okul siparişini 61'e yükseltmiş olsaydı ne kadar arttırmış olurdu? 21. Bu da ortalamasına bakacağımız için 3 okulun 21 bölü 3'ten bunu 7 arttırırdı. Ortalamayı 7 arttırırdı 21 bölü 3'ten ve ortalama 53 olurdu. Devam edelim aynı yöntemle. Eğer ki sipariş sayısını yükselten okul 46 olmuş olsaydı, yani öncesinde 46 kurabiye siparişi veren okulumuz olsaydı, o zaman da 46'dan 61'e 15 adet yükseltmiş olacaktı sipariş sayısını ve bu da 15 bölü 3'ten ortalamayı 5 kadar etkileyecekti, yani 51 olacaktı. Diğer okulumuz ise, yani öncesinde 52 sipariş verip sonra 61'e yükselten okulda 9 arttırmış olacaktı ve 9'u 3'e bölersem bu da ortalamayı 3 artıracaktı, yani 49 yapacaktı. Şimdi benim aradığım kökler, denklem kökleri 53, 51 ve 49 olmalı. Tamam. Bunu veren hangileridir diye düşünelim. Mesela A şıkkına baktığımız takdirde şu mutlak değeri ortadan kaldırırsam mutlak değer x eksi 50 eksi 2 eşittir 2 veyahut x eksi 50'nin mutlak değeri eksi 2 eşittir eksi 2 diyeceğiz. Buradan x eksi 50'nin mutlak değeri hocam 4 gelir. X bir kere 54 diye bir sayı geldi mi? Geldi. Tamam, artık buna bakmamıza lüzum yok diyorum. A şıkkını eledim. Tamam, 54 diye bir kökü aramıyoruz çünkü biz. 53, 51 ve 49'u arıyoruz. Peki, şimdi buna uygun olarak bunun civarlarında şu var mesela. Hani 54'ü bulduk ya, 53 gelebilir mi acaba diye şuna bakalım. En dıştaki mutlak değeri kaldırırsam mutlak değer x eksi 51 eksi 1 eşittir 1'dir. Veya mutlak değer x eksi 51 eksi 1 eşittir eksi 1'dir diyeceğim. Şimdi birincisine bakıyorum. Mutlak değer x eksi 51 eşittir 2 olurken x burada ya 53'tür ya da 51'in 2 fazlası olan 49'dur ki 53 de 49 da benim aradığım köklerden 2 tanesi. Buraya geldiğim takdirde mutlak değer x eksi 51 eksi 1'i karşıya atarsam 0 olur. X de buradan 51'in ta kendisi gelir. Aha da 3. kökü de bulduk. Yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış dedik. Geçtim ÖSYM bakış 2'ye. Şöyle bir tık uzaklaşalım, sorumuz sığsın arkadaşlar ekranı.
Gülçin elindeki dosyaları depolamak için Bulut isimli bir depolama sistemi kullanıyor, tamam mı? Aynı zamanda Gülçin telefonundaki tüm veriler ile harici hard diskindeki verilerin yarısını kopyaladığında ya da harici hard diskindeki verilerin 3/4 ile telefonundaki verilerin yarısını kopyaladığında bulut depolama sisteminin tamamını kullanmış oluyor. Yani şuradan elde edilenle şuradan elde edilen birbirinin aynısı olacak. Tamam mı? Telefonun depolama alanı 24 GB ile 28 GB arasında olup harici hard diskin depolama alanı da 44 ile 48 arasında. Şimdi ben telefonun depolama alanına X, hard diskin depolama alanına Y diyecek olursam abi X neredeymiş? X hocam 24 ile 28 arasındaymış. Y neredeymiş hocam? O da 44 ile 48 aralığındaymış. Pekala, şimdi bak. Harici hard diskindeki verilerin, onu değil önce şunu okuyalım. Telefonundaki tüm veriler, telefonundaki tüm verileri aktaracaksa 24 ile 28 arasında bir veri kullanmıştır bulut depolama sisteminde. Ve diğer verilerin, hard diskindeki verilerin de yarısını kullanacak. Yani şunun da yarısını kullanırsa 22 küçüktür Y bölü 2, o da küçüktür 24 olacaktır. Ve ben bunları topladığım takdirde bulut sisteminin depolama alanı 46 ile 28-24 daha 52 aralığındadır diyeceğiz şimdi. 46 ile 54 aralığında bir değer elde ettik. Şimdi hocam geldik, şunu şöyle çekelim birazcık. Şimdi diyorum ki ben, diğer duruma göz atalım. Harici hard diskindeki verilerin 3/4'ü. Yani bunu diyor ki 4'e böl 3 ile çarp. 4'e böldüm 11, 3 ile çarptım 33. Küçüktür. O da küçüktür. 48'i 4'e böldüm 12, 3 ile çarptım 36 geldi. Şimdi harici hard diskten gelen veriler bunlar. 33 ile 36 GB arasında diyelim. Ve diyor ki telefonundaki verilerin yarısı. Şunların da yarısını alacağız. Yani 12 küçüktür, o da 24 olacak. Şimdi ben bunları topladığım takdirde 24 değil 14, özür dilerim, 14 olacak. Bunları topladığım takdirde de hocam burası 45 gelir, üst sınırda bize 50'yi verir. Şimdi ikisi de aslına bakarsan, yani iki aralıkta bulunan sayılardan seçmem gerekiyor benim bulut sisteminin depolama alanını, değil mi, kapasitesini. Şimdi buraya bakıyorum, alt kesiştirmem gerekiyor, alt sınırların büyüğüyle üst sınırların küçüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Yani bizim bulut depolama sistemimizin alanı 46'dan büyük, 50'den küçük olması gerek. Peki bunu mutlak değerle eşitsizlik biçiminde ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bunları kök kabul eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bunu yapabilmek için kolay bir yöntem var ki ben sana o yöntemden bahsedeyim şimdi. Hocam 46 ile 50'nin tam ortasındaki sayıyı seçiyorsun ki 48'dir kendileri. Diyorsun ki x'in 48'e olan uzaklığı. Bunu bu şekilde ifade ediyorduk, değil mi? Peki 48'in 46'ya veya 50'ye olan uzaklığı kaçtır? 2. O halde 2'den daha küçüktür diyoruz. Bu da bize cevabı veriyor. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş arkadaşlar. Geçtim 3'e. Hızlı okuma yarışmasında yarışan 3 kişinin 1 dakika boyunca okuduğu kelime sayısıyla ilgili bilgiler şu şekildedir. Şimdi Aslı en az 600, en fazla 720, Bahadır en az 640, en fazla 740 ve Canan en az 650 iken en fazla 800 kelime okuyabiliyor. Aslı'nın en fazla kelime sayısını okuyarak, şimdi Aslı'nın en fazla kelime sayısı 720 değil miydi? Aslı bir kere garanti abi. 720 okumuş, tamam. Üçüncü olmuş bir de. Üçüncü olmuş, tamam, güzel. Üçüncü olduğu bu yarışmada Canan ile Bahadır'ın toplamda okuduğu kelime sayısı A'dır. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisindeki tüm tam sayı değerleri A sayısını ifade edebilir diye sorulmuş. Bir kere Aslı üçüncü olduğuna göre diğerleri Aslı'dan daha fazla kelime okumuştur. Yani 720'den çok. Şimdi ama A, B, C, D şıklarındaki eşitsizliklere baktığımız zaman çoğunda eşitlik var. O halde ben 720'den büyük demeyeyim de, mesela Bahadır'ın okuduğuna 721'den büyük veya eşit diyeyim. Ki üst sınırı neydi Bahadır'ın? 740'dı. 740. Ve Canan için de aynı şeyi söyleyebilirim. 721'den büyük veya eşitken bu da gençler 800'den daha küçük veya eşit olacaktır deriz. Şimdi ben bunları topladığım takdirde burası 1442 gelir. Tamam, 1442. Toplamları bize A'yı verecekti.
Ve 740 ile daha 800'ü topladığım takdirde 1540'ı elde ederiz. Peki az önceki soruda yaptığımız şeyi yapacağız şimdi. 1442 ile 1540'ın tam ortasındaki sayı gerekiyor bize. Yani toplayıp 2'ye böleceksin. Ben bunları topladığım takdirde 2982 yapar. 2'ye böldüğüm takdirde de 1491'in ta kendisini bulurum. Şimdi demek ki x'in 1491'e olan uzaklığı diyeceğim. 1491'in 1540 veya 1442'ye olan uzaklığı, yani 49'dan daha küçük veya eşittir ifadesi bana cevabı verir. O halde doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Hadi bakalım bir de ÖSYM bakış 4'e geçelim. Her soruya en fazla 10 puan verilen 10 soruluk bir sınava katılan Hakan'la sınavı kontrol eden öğretmeni arasında şöyle bir konuşma geçmiş arkadaşlar. Öğretmen demiş ki ilk 7 soruda sana ben 56 puan verdim demiş. 56 puanı taş değil mi? 56 puan buradan almış. Her soru kaç puandı? 10 puan ama en fazla 10 puan. Hakan demiş ki ulan kalan 3 soruda umarım hatam yoktur hocam demiş. Buna göre Hakan'ın 10 soruluk matematik sınavının sonucunun tüm değerlerini gösteren eşitsizlik hangisidir? Bir kere kalan 3 sorudan, yani ilk 7 soruyu okumuş hoca ve 56 puan vermiş ya, 8'er puanı kapmış. Güzel, başarılı sayabiliriz. Şimdi hocam hiç puan almayabilir kalan 3 sorudan değil mi? Yani Hakan'ın alabileceği minimum puan 56'dır deriz. Kalan 3 sorudan hiç puan alamadıysa veya tam puan aldıysa hepsinden, Hakan'ın tüm puanı 86 puan yapar 30 puanı üstüne ekleyerek. Yani ben şunu iyi biliyorum. Hakan kesinlikle 56'dan büyük veya eşit ve 86'dan da küçük veya eşit bir puan almıştır. Bunu ifade edebilmek için yine aynı yönteme başvuruyorum. 56 ile 86'nın toplamı bize 142'yi verir. 142'nin yarısı da 71'dir. O halde x'in 71'e olan uzaklığı küçük veya eşittir. 71'in 56'ya veya 86'ya olan uzaklığı diyorum ki o da 15'in ta kendisidir. X'in 71'e olan uzaklığı 15'ten küçük veya eşit cevabı B şıkkındadır. Yani cevabımız da B'dir diyebiliriz. Evet, 4. ÖSYM bakışı bitirdik. 97. sayfanın sonuna geldik. Geçtik 98'e. ÖSYM bakış 5'teyiz hocam. Aşağıda verilen yol gri, turuncu ve mavi olmak üzere 3 farklı renkle belirtilmiş. Yolun mavi renkli kısmındaki bir aracın, yani araç şurada olsun. Tamam. Şurada bir aracımız var bizim şöyle. Bu aracın A bölgesine olan uzaklığı A birimmiş. Şimdi A yalnız şöyle. Şurası A ya. Şurası da B'ymiş. Bu A'yı verecek olan eşitsizlik, A'nın alabileceği değerler aha şuradaymış, B'nin alabileceği değerler de buradaymış. Buna göre A bölgesi ile B bölgesi arasındaki uzaklığı belirten, yani A ile B'nin toplamını belirten demeye çalışıyor bize. A bölgesi ile B bölgesi arasındaki uzaklığı belirten tüm değerleri sağlayan eşitsizlik hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben A'yı elde etmem gerekiyor hocam. Hani A eksi 200'ün mutlak değeri 50'den küçük veya eşitse, bu 50'den küçük veya eşitken eksi 50'den de büyük veya eşittir diyeceğim. 200 eklersem 150 küçük veya eşittir A, o da küçük veya eşittir 250'nin ta kendisini verecektir. Bu bir cepte. Şimdi geldim diğerine. B eksi 140 da nerededir o halde? Tabii ki 40'dan küçük veya eşit ve eksi 40'dan da büyük veya eşittir. 140 eklersem ben 3'üne de. E hocam burası 100 gelir. Küçük veya eşit B, o da küçük veya eşit 180 gelecektir. Şimdi hocam gel şununla şunu toplayalım ki A artı B gelsin elimize. O halde ben toplarsam 250 küçük veya eşittir A artı B dedik ve bu da küçük veya eşittir. 250 ile 180'in toplamı bize 430'u verecektir. 250 ile 430'un tam ortasındaki sayı lazım şimdi bize. O yüzden topluyorum, 680 2'ye bölüyorum 340. Yani x'in 340'a olan uzaklığı 340'ın da 250 veya 430'a olan uzaklığı, yani 90'dan daha küçük veya eşittir diyeceğim. X eksi 340'ın mutlak değeri küçük veya eşit 90 cevabı verir. Yani cevabımız C şıkkındadır dedik. ÖSYM bakış 6'dayız artık. N bir gerçel sayı olmak üzere. X'in N'ye olan uzaklığı N artı 6. Bu denklemin kökleri arasındaki fark 8'dir denilmiş. Buna göre N sayısı aşağıdaki değerlerden hangilerine eşit olabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. X eksi N ya N artı 6'dır diyeceğim ya da X eksi N eksi n eksi 6'dır demem gerekiyor. Tamam mı? Şimdi burada x eşittir 2n artı 6 olurken burada x eşittir eksi 6'dır. Şimdi düşünüyorum. Bu denklemin kökleri 2n artı 6 ve eksi 6 değil mi? Bunların
kökleri arasındaki fark. Yani ben 2n artı 6'dan eksi 6'yı çıkaracak olursam bu bana 8'i mi verecek? Yani 2n artı 12 eşittir 8 mi olacak? Yani 2n eşittir eksi 4 mi olacak? Demek ki n kaçmış? Eksi 2'ymiş. Yani n eksi 2'ye eşit olabilir diyeceğiz. Şimdi eğer ki burada eksi 6 şundan daha büyükse doğal olarak arasındaki farkı ben eksi 6'dan bunu çıkararak elde etmem gerekiyordu ki çıkarırsam eksi 12 eksi 2 n'ye gelir ki aradaki fark 8'miş. Buradan 2 n'ye eşittir eksi 20 ve n'ye eşittir eksi 10 gelecektir. Şimdi eksi 10 burada mevcut. Lakin ben cevaba 1 3 diyemem. Sebep eksi 10'u alamam. Cevap yalnız 1'dir. Çünkü n sayısı eksi 10 olursa şurada yerine yazıldığı takdirde mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olacaktır ki bu mümkün değildir. O halde bunlara dikkat ediyorsunuz. Cevabımız yalnız 1 oluyor. Cevap A şıkkıydı arkadaşlar. Tamam. Geçtim. ÖSYM bakış 7'ye. Aşağıda yan yana duran iki binanın arasındaki yükseklik farkının metre cinsinden verildiği şekil gösterilmiş. Şimdi sarı bina boyu verilmemiş. Mavi binanın da boyu verilmemiş ama aradaki farkın 8,6 olduğu biliniyor. Bir nolu binanın yanına, iki nolu binanın iki katı uzunluğunda başka bir bina inşa edildiğinde ise bir nolu bina ile inşa edilen yeni binanın arasındaki yükseklik farkı 2,4 metre olmakta deniliyor. Buna göre bir nolu binanın yüksekliği 14,8, 19,6 ve 21,2 değerlerinden hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Varsayalım ki bu binamız x metre yüksekliğinde, bu da y metre yüksekliğinde ve ben x eksi y'nin 8,6'ya eşit olması gerektiğini biliyorum hocam. Bu cepte. Daha sonrasında eğer ki ben buraya bir tane daha mavi bina dikersem, şöyle bir mavi bina daha diktim ve yine de boyunu, sarı binanın boyunu geçememiş olalım. İşte buradaki fark 2,4'müş. Madem öyle. Şimdi 8,6'ydı ya. Yani şöyle diyebilir miyim ben? O zaman hocam x eksi 2y'de 2,4'tür diyebilirim. Şimdi üsttekinden alttakini çıkarırsanız y'nin, yani mavi binanın uzunluğunu bulmuş olursunuz ki mavi binanın uzunluğu burada 6,2 olacaktır. Şimdi bir nolu binanın yüksekliğinden bahsediyordu. Burası 6,2 ise x eksi y, hani 8,6'ydı ya. O halde ben x eşittir 8,6 artı y diyeceğim. Yani y kaç buldum? 6,2 buldum. Eğer toplarsam ben bunları 14,8 elde ederim. Bak 14,8 burada var. Demek ki olabiliyor. Tamam. İkinci durum ne? Hocam ikinci durumda da şu. Ben sonuçta mavi binanın boyunu bilmiyorum y'yi. Eğer bunu buraya diktiğim takdirde sarı binanın boyunu geçiyorsak ve şurası 2,4 oluyorsa, İşte ben x eksi y'yi 8,6 bulmuştum ya. Şimdi diyorum ki 2y eksi x 2,4 olabilir bak. 2,4 olabilir. O halde ben bunları topladığım takdirde y eşittir 11 gelecektir. Eksi x ile artı x gitti. Y 11 ise bunu karşıya atarsam x 19,6'da olabilirmiş. Yani burasının yüksekliği 19,6'da olabilirmiş. Ki o da ikincide verilmiş. 3'ü elde edemem çünkü zaten başka durum söz konusu değil. Yani arasındaki fark 2,4 iken mavi bina tekrardan üstüne bir bina daha dikildiğinde, örnek veriyorum şöyle. Bunun iki katı yüksekliğinde ya kısa olur ya da uzun olur. Başka bir alternatif mi var? Yok. O halde cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Yani cevap D şıkkında verilmiştir gençler. ÖSYM bakış 8'deyiz artık. Ali Berk Can var. Yayınlanacak olan okul dergisinin sayfa sayısını sırasıyla 38, 62 ve 66 olarak tahmin etmişler. Her bir tahmin değeriyle derginin sayfa sayısı arasındaki farkın mutlak değeri birbirinden farklıymış. Birbirinden farklı olmak üzere derginin sayfa sayısına en yakın tahminde bulunan kişi Berk, en uzak tahminde bulunan Can'dır diyor. Şimdi bunu bir sayı doğrusu gibi düşünün. Bir sayı doğrumuz var. Bu sayı doğrusu üzerinde en küçük tahmin 38'de Ali'ye ait. Ortadaki tahmin 62 ile Berk'e ait. Ve buna daha yakın olacak şekilde 66 ile bir de Can var. Şimdi derginin sayfa sayısına en yakın tahminde bulunan kişi Berk'miş. En uzak da C'ymiş. Şimdi en yakın B, en uzak C ise demek ki derginin sayfa sayısı bu tarafta.
Madem o tarafta Ali'den de yakın tahmin etmiş B. O zaman 38 ile 62'nin tam ortasındaki sayıyı bulurum ki 50'dir. Tamam, 50'dir. Demek ki 50'den daha büyük olmak zorunda ki hani şu tarafta olursa Berk'e daha yakın olacaktır. Tamam. Tamam, o zaman düşünelim. Mesela 51 olursa, 50'den büyük dedik ya, 51 olursa A ile doğru dergi sayısı arasındaki fark 13 olur. Eğer Berk'e bakıyorum 11 olur. C'ye bakıyorum, yani Can'a bakıyorum arkadaşlar, o da 15 olur. 11, 13, 15. Bu uygun demek ki, sağlıyor. Peki 52 sağlar mı? Bir de ona bakalım. 52 olmuş olsaydı 38 ile 52 arasındaki fark 14 iken 66 ile 52 arasındaki fark da 14 olacaktı. Bundan kaynaklı birbirinden farklı demişti ya. Demek ki artık 52 olmaz. Şu tarafa kaydırırsam Can'a daha yakın olacaktır ama Can en uzak tahmini belirtmişti. Demek ki kesinlikle derginin sayfa sayısı 51'miş. Bunların rakamları toplamı sorulmuş. Cevabımız 5 ile 1'in toplamından tabii ki de 6'dır gençler. 98'i bitirdim. Şimdi geçiyorum 99'a, ÖSYM bakış 9'dayım artık. N ve M birer gerçel sayı olmak üzere. X'in sıfıra olan uzaklığı n eksi m ve x eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı, yani x'in 2'ye olan uzaklığı neymiş? Şimdi çözüm kümesi bir elemanlı, çözüm kümesi bir elemanlı. Lan bunların çözüm kümesi genelde iki elemanlı çıkıyordu. Şimdi nasıl bir elemanlı oldu? Çünkü demek ki içerisi, yani şurası sıfırmış ve burası da sıfırmış. Yani n eksi m sıfırmış, yani n m'ye eşitmiş. Ve n de zaten sıfıra eşitmiş, o zaman n de m de sıfırdır. Şimdi x'in mutlak değeri sıfırsa x sıfır gelir. X eksi 2'nin mutlak değeri sıfırsa x 2 gelir. X'lerimiz belli. 0 ve 2. Buna göre bu 3 tanesinden hangilerinin çözüm kümesi A birleşim B'dir? Şimdi A kümesinde ne var? 0. B kümesinde ne var? 2 var. A kümesiyle B kümesini birleştirirsem bu küme artık 0'a 2 olur. Yani buradakilerden hangilerinin çözüm kümesi 0'a 2'dir diye sorulmuş bize. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlı diyorsa ne yapman gerektiğini anladın mı? Ne yapıyormuşsun? Eşittir 0. Sadece 0'a eşitse bu mutlak değerli ifadelerin birinci derecedense içerisi, sonucunda çözüm kümesi sadece bir elemanlı olacaktır. Şimdi geldim buraya. Şunun kökleri nedir? X'in 1'e olan uzaklığı 1 birimse 1'e 1 eklerim ve 1 çıkarırım. 0 ve 2 elde ederim. Aha, birincisi sağladı. Şuna bakıyorum. X'in 3'e olan uzaklığı 3 ise 3'e 3 eklerim ve 3 çıkarırım. Yani 0 ve 6 olur. Bu olmaz. Buna geldim. Şuradaki mutlak değeri kaldıracak olursam mutlak değer x eksi 1 ya 2'dir diyeceğim. Mutlak değer x eksi 1 ya da eksi 2'dir diyeceğim. Bunu karşıya atarsam mutlak değer x eşittir eksi 1 olacağı için buradan kök gelmez. Çünkü negatif geldi abi. Buraya bakıyorum, mutlak değer x eşittir 3 ise x ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Demek ki bunlar da sağlamayacak. Yani bu da gitti, cevabımız yalnız 1 olacakmış. Evet, geçtik ona. 1990 yılında, 1990 yılında boyu Barış diyelim şuraya. Bir de ne varmış? Ulaş varmış. Barış'ın boyu neymiş? 120 santimetre. Barış'la Ulaş'ın boyları farkı da 40'mış. Şimdi o zaman Ulaş için iki seçenek var. Boyları farkı 40'sa Ulaş ya öncesinde hani 1990'da 160 santimdir veya 80 santimdir. İki türlü ihtimal var. Boyları farkı ancak bu şekilde 40 olabilir. Çünkü hangisinin daha uzun veya hangisinin daha kısa olduğunu bilmiyoruz. 2000 yılında Ulaş 50 santim uzamış. Şimdi 2000 yılına geçiyorum. 50 santim uzadığına göre 160'a 50 eklersem ya 210 santimetre olmuştur ya da buna 50 eklersem 130 santimetre olmuştur. Ve diyor ki Barış'la aralarındaki boy farkı 4 santim olmuştur. Şimdi Barış'la aralarındaki boy farkı 4 ise eğer şöyle yaptım. Ya 214 olmuştur Barış ya 206 olmuştur, aradaki fark 4 ise. Barış ya 134 olmuştur ya da 126 olmuş. 126 dedim, 216 yazdım, ne güzel. 126 olmuştur, güzel. Şimdi hangileri Barış'ın 2000 yılındaki boyuna eşit olmuş olabilir diyor. Ha, bunlar işte. 214 var mı? Var. 206 da var. 126 da var. Demek hepsi olabiliyor arkadaşlar. Evet. ÖSYM bakış 11'deyiz. Çok ama çok tarz güzel bir soruyla beraberiz. Hadi beraber bakalım bu soruya da. Ayça ile Eylül doğrusal bir yol boyunca şekildeki biçimde konumlanmışlar arkadaşlar. Aralarındaki fark 15 metre. Bu yol üzerine her birinin bu kişilerden birine olan uzaklığı diğerine olan uzaklığının iki katı olacak biçimde 4 kişi daha konumlanıyor. Şimdi bu nasıl mümkün? Bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle uzatırsam ben bu yolu, bak iyi dinle şimdi.
Şurası 15 metre ya. Şimdi ben bir tanesini mesela A kişisini şuraya koyacak olursam, şurası da 15 metre olursa, buna olan uzaklığı 15, buna olan uzaklığı 30. Bak, iki katı olmuş oldu. Tamam, birine olan uzaklığı diğerine olan uzaklığının iki katı olacak biçimde konumlandırmamız gerekiyordu. Şimdi gittim, diğerini de şuraya koydum o zaman. Ters mantık. Burası da 15 metre olursa bak 30'a 15 gene sağladı. Ama 4 kişi konumlanıyordu, bu nasıl mümkün? Aralarını düşünmüyoruz. Aralarını düşünecek olursam, varsayalım ki C kişisini şuraya koydum. Burası 5 metreyken şurası 10 metre olur mu? Bak, buna olan uzaklığı 10 iken buna olan uzaklığı 5'tir. Böylelikle sağlar. Hatta ve hatta bir tane de şuraya şöyle 5 metrelik uzaklıkta koyarsam, şurası da 5 olur tabii ki. Bak, şuraya olan uzaklığı 5, buraya olan uzaklığı 10. Yine iki katı olmuş oldu. Böylelikle 4 kişiyi de yerleştirdim gençler. Artık gerisi çok çok basit. Buna göre son durumdaki 6 kişi içerisinden herhangi 2 kişi arasındaki uzaklık 20 metre olabilir mi? Bak, A ile C kişisi arasındaki uzaklık 20 metre olabiliyor. 30 olabilir mi? Bak, A ile şunun arasındaki fark 30 metre. Yani 30 da olabiliyor. 40 olabilir mi? 40 olamaz arkadaşlar. Çünkü 10 metre arasında fark olan iki kişi yok. Dolayısıyla 3'ü sildim. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı dedik. Ve artık son sorumuza doğru geçiş yapıyoruz. ÖSYM bakış 12'deyiz. Yanındaki şekilde A, B, C, D ve E konumlarını birleştiren yollar üzerindeki çemberlerin içerisinde yazan sayılar o iki konum arasındaki uzaklığı belirtiyor. Gidilen yoldan geri dönülmemek üzere K eksi L, yani K'nın L'ye minimum uzaklığı ifadesi, K konumuyla L konum arasındaki en kısa yolu, maksimumda en uzun yolu gösteriyor. Şimdi mesela burada vermiş, diyor ki A ile D arasındaki en uzak yol 140 kilometreyken A ile D arasındaki minimum yol 110 kilometredir. Olduğuna göre BE arası maksimum uzunlukla BE arasındaki minimum uzunluğun farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi AD arasındaki yola baktığımız zaman bir şöyle gidebilirim bak. Şöyle A'dan B'ye gittim. B'den E'ye gittim. E'den D'ye gittim diyebilirim. Böylelikle 40, 60 ve bir tane de Y'miz var değil mi? AD arasındaki yol bu şekilde gidilebilir. Yani 100 artı Y kilometredir. Yalnız bunun bu mu yoksa bu mu olduğunu ben tabii ki de bilmiyorum. Hangisi kısa, hangisi uzun, bunu bilmiyoruz. A'dan D'ye başka nasıl giderim? Bir şöyle giderim. Bir böyle giderim. Bir de böyle gelirim. Yani 60 artı x yazılabilir. Şimdi ben bu ikisini toplarsam, hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum ama toplayacak olursam 160 artı x artı y'yi elde etmiş olurum ki şu ikisinin toplamı olan 250'ye eşittir. Buradan x artı y tabii ki de 90'ın ta kendisi gelir. Şimdi güzel kardeşim bak, B ile E arasındaki max ve minimum yollar arasındaki fark soruluyor. Şimdi BE arasına bakıyorsun, bir 60 var. Tamam, bir 60. Bir de BE'ye nasıl gidebilirim? Şöyle giderim, şöyle giderim, şöyle giderim. Yani x artı y artı 20 şeklinde giderim ki x artı y'nin ben 90 olduğunu bulmuştum. 90 artı 20'den de burası 110 gelir. Yani bunlardan biri 110, öteki 60'mış. Tabii ki maksimum olan 110'dur, minimum olan 60'tır. Arasındaki fark sorulmuştu. Doğru cevabımız da 50'nin ta kendisi olacaktı. Evet, şimdi sonraki videomuza geçeceğiz artık bu aşamadan sonra. Sebep, çünkü gençler, SML bakış testine geçiyoruz. 4 tane birbirinden güzel soru var bu testte. O testteki soruları da bir sonraki videomuzda, biliyorsunuz artık konsepte alıştın, bir sonraki videomuzda ele alacağız. Evet, güzel bir dersti. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sonraki videoda, sonraki derste görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.